AKP'nin önünde olması. Anketlerimizde bizim son 10 anketimizin 9'unda CHP birinci çıktı. İlk defa da fark 1 puanın üzerinde çıktı. O açıdan kalıcı olduğunu söyleyebiliriz CHP'nin birinci parti olmasının. Sizin dediğiniz gibi AKP 20 yıllık bir parti, siyasi parti. Ve biz bu 20 yılın hiçbirinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni AKP'nin de bulmamıştık. İlk defa bu yıl kur hatayla, enflasyon hatayla birlikte biz CHP'yi, daha doğrusu AKP'yi CHP'nin altına geldiğini gördük. Şimdi CHP bir de çıkış yapıyor. Yani CHP'de de ciddi bir yükseliş var. Yaklaşık 10 puana yakın yükseliş var geçtiğimiz seçimlerden bu yana. Bunun çok önemli bir kısmı ilk kez oy kullanacak seçmenlerden geliyor. Yine en önemli kısmı esasen AKP'li seçmenden geliyor. Merkez seçmen. AKP'ye oy veren eski merkez sağ seçmeni. En merkezde, en makul ve yönetmeye en yakın parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne meyilliyor. Araştırmacılar genelde doğru bilinen bir yanlışı çok sık tekrar ediyorlar Türkiye'de. CHP'den AKP'ye, AKP'den CHP'ye oy geçmez diyorlar. Bizim 20 yıllık bulgularımızda en kolay oy geçişinin bu iki parti diyoruz. Çünkü en merkezde siyaset yapan bu iki parti. O yüzden bu iki partinin seçmenler arasında çok ciddi geçirgenlik oluyor. Hükümet iyi olduğu dönemde CHP'ye oy verme, asla CHP'ye oy vermem diyen seçmenlerin dışında kalan seçmenler AKP'ye oy verirken, hükümet kötü olduğunda o seçmenler gelip çok rahatlıkla CHP'ye oy verebiliyor. Hatta şöyle, bizim anketimizde CHP'nin AKP ve MHP'den aldığı oyun toplamı diğer bütün sağ partilerin aldığı oyun toplamından fazla.